Anıl'ı yanımıza almamız lazım. Küçücük çocuk. Yahut ona bakamaz. Evde ne yer ne içer. Tek başına da kalamaz. Ben de senin gibi düşünüyordum. Çocuğumuz ev şefkatinden de anne şefkatinden de mahrum kalmamalı. Biz ona burada güller gibi bakarız. Çocuklara ne kadar düşkün olduğunu biliyorum Nermin. Gördüğüm kadarıyla Anıl Aysu'yla de pek sevişiyor. Gerçi şimdiye kadar bunu hiç konuşmadık ama sanırım Nihat da bizim gibi düşünüyor. Her şeye rağmen şu anda bir boşluk, eksiklik hissediyorum. Elimde değil. Bu da Anıl'ın şahsıyla da ilgili değil. Bu başka bir şey. Olay çok yeni tabii. Şunun şurasında kaç saat oldu ki? Ama yine de üzerindeki bu tuhaf duyguyu atamıyorum. En ufak bir şey olursa beni haberdar et. Doğduğuna pişman edeyim bunu. Sağ ol canım. Sağ ol. Başımıza gelenleri biliyorsun. Canım nedir şu başınıza gelenler? Biri çıkıp bana da anlatsa hiç fena olmayacak. Anıl oyuncakları aldık. Anıl nerede? Sizinle değil miydi? Nihat, sen almadın mı Anıl'ı? Biz evde biliyoruz, bırakmadılar mı? Ne? Ne diyorsunuz siz? Nihat sana söylüyorum, Anıl nerede? Baba, damlalar size bırakmayacaklar mıydı? O kadının işi bu. Ondan her şey beklenir. Bizi ayağına getirtmek istiyor anlaşılan. Bu bebek de nereden çıktı Arif? Neler oluyor oğlum? Arabaya kadın bir müşteri aldı. Yolda giderken bankadan para çekmek istedi. Bebeğini de oyalayayım diye kucağıma verdi. Ne? Yoksa kadının çocuğunu mu kaçırdın Arif? Hiç olur mu anne? Hah, uyandı. Kadın ortadan yok oldu. Nasıl yok olur Arif? Bekleseydin işi uzamıştır belki. Sıtkı'yı bulun bana. Evin önüne gidin, bekleyin, bir şeyler yapın. Nesi var acaba? Karnı acıkmıştır. Ne verebiliriz ki? Ah yavrum, ağlama, ağlama. Susamıştır belki. Ben hemen su getireyim. Dur bakayım. Başımıza gele. Altını ıslatmış bu. Suyu getirdim. Şimdi susar. Ağlama bebeğim, ağlama canım. Hay Allah, bezi de yok. Ah Arif, bir de başımıza bunu çıkar. Anne ne yapacağız şimdi? Nasıl değiştirsek canım acaba? Canım benim. Ben bir şeyler bakayım. Ağlama yavrum. Hadi biraz daha iç. Sus yavrum, sus, ağlama. Hah, anneciğin de meraktan ölüyordur şimdi. Sadece bunu bulabildim. Sabret yavrum, şimdi rahatlayacaksın. Şunu da iç bakalım. Sağ ol Lütfü. Haber verdiğin iyi oldu. Tamam, yarın görüşürüz. Sana da iyi akşamlar. Ne oldu baba, kötü bir şey mi var? Yüzün sarardı Mustafa. Kimdi o? Lütfü. Turan'la Kazım'ı bizim dükkanın çevresinde görmüş. İkisini bir arada ne işi olabilir? Turan Bey'e güvendiğini söylüyordu. Beni düşündüren de o. Turan bu Kazım serserisiyle ne konuşabilir? Bu işte bir iş olmasın sakın. Öğreniriz elbet.
Yağmurdan kaçarken doluya tutulmayalım da. İyi ki evi değiştirdik. Burayı bulamazlar. Aman bu olaydan çocukların haberi olmasın. Özellikle Sıtkı'nın. Tamam Mustafa'm, söylemeyiz. Sıtkı abim gecikti. Güya erken gelecekti. İstiyorsun benden? Ulan ben size böyle mi getir dedim ha? Ama patron, yakala getir dedim, biz de getirdik. Kesin lan, o benim arkadaşım. Sıtkı gel şöyle. Ne oluyor ya? Evin önünden çıkıyor gibi getirdiniz beni. Bak Sıtkı, çok önemli gelişmeler var. Sana verdiğim malları geri istiyorum. Malları geri mi istiyorsun? Ne diyorsun sen ya? Sıtkı, bana çok acele lazım. İşler karışık, bildiğin gibi değil. Gecenin bu saatinde bunun için mi adam kaçırıyorsun? Bak Sıtkı, başka bir arkadaşa sözüm vardı. Yerine getiremedim. Sen şimdi malları ver, ben sana sonra veririm. Vermiyorum. Hem parasını alıyorsun hem de malları geri istiyorsun. Sıtkı, mallar bana lazım. Parasını veririm, malları asla geri vermem. Allah Allah. Bırakın gitsin. Aklını kaçırmış bu adam be. Bak koçum, Sıtkı'yı ikna etmek sana kaldı. Eğer ikna edemezsen ikinizi de yakarım. Gözünüzün yaşına bakmam, bilmiş ol. Tamam hocam, onu ikna etmek benim için çocuk oyuncağı. Vaktim yok diyorum sana. Siz hiç merak etmeyin hocam, ben hallederim. Tam 24 saatin var. Mallar yarın akşam elimde olmalı. Tamam hocam, dediğiniz gibi olsun. Bak, senin de benim de Sıtkı'nın da başı yanacak. Ağlama yavrum, ağlama. Şimdi annene gideceksin. Ağlama. Hay Allah, yine ağlamaya başladı. Arif! Oh canım. Nereye gitti? Şimdi buradaydı. Ah, bir dert gitti, biri geldi. Acıktı tabii çocuk. Ağlama bebeğim, canım. Ağlama canım. Çok tatlı. Evet, çok güzel. Bunlar ne Arif, nereye gittin sen? Bunlar ona lazım. Geceden beri iyice acıkmıştır. Oğlum 5 dakika sonra götüreceksin. Ne gerek vardı bunlara? Evet Arif, bir an önce götürmelisin artık. Bir doyuralım bakalım. Kim bilir ne kadar acıktı yavrucak. Neler aldım baksana. Ay ne güzel. Küçücük eller ne şirin. Sen ne biçim konuşuyorsun? Bir de üstelik malları geri ver diyorsun. Ama hocam bu sefer çok ciddi. En geç bu akşama... Allah, ne diyorsun sen ya? Apar topar kafamıza silah dayayıp götürecekler. Ne yani, pabuç mu bırakacağız? Hocam istediği malları vermek zorundayız. Adamdan kredi aldık. Köprüden geçinceye kadar dayı deriz, olur biter. Bana bak, sen kimden yanasın? Ne demek istiyorsunuz hocam? Tabii ki sizden yanayım. Ama biliyorsunuz işte bu işler böyle. Amaç paraysa ben bu malları paraya çevirir, Vahdet'in parasını veririm. Hocam iş çok ciddi diyorum. Yapacak başka bir şeyimiz yok. Hani bağlantılarımız var diyordun? Bu işi çözeceksin, tamam mı? Anladın mı? Anladım hocam, anladım. Ben gidiyorum. Vahdet'le beni karşı karşıya getirme. Tamam hocam. Bu işi hallet hemen. Mustafa amcam da gelmedi. Belki korkmuştur. Korkulmaz mı? Ben de korkuyorum. Şunu versene. Kolay gelsin çocuklar. Buyurun beyim. Ustanız yok mu? Hangi ustamız? Kaç ustanız var? Mustafa Bey'i soruyorum. Yok, daha gelmedi. Ne zaman gelir? Ne zaman geleceğini bilmiyorum. Bize bir şey söylemedi. Tamam, geçiyordum, bir uğrayayım dedim. Aradığımı söyleyin, olur mu? Gidelim. Bak, aradığımı söylersiniz dedi. Ne yapacak, öldürecek mi dersin? Bunun içinde bir iş var ama... O zaman hemen Mustafa amcamı arayalım. Aramayalım, zaten şimdi gelir. O zaman her şeyi anlatırız. Halledeceğim hocam, merak etme sen. Biliyorum, biliyorum. Son 24 saat. Beni bilirsin hocam. Tamam hocam, bir gelişme olursa seni arayacağım. Hoş gelmişsiniz Mustafa hocam. Hoş bulduk Ali. Sıtkı yok mu? Bir için çıkmıştı da. Bana bir kahve söyle bakalım şöyle acısından. Hemen hocam.
Bu ne dalgınlık anne, kahve taşıyor. Ah, nasıl da dalmışım. Anne, ağlıyor musun sen? Ne oldu? Yok kızım, bir şey yok. Öyle dalmışım işte. Anne, ben senin kızınım. Ne olsun, Anıl'ı düşündüm de tutamadım kendimi. Ah anneciğim, hangimiz üzülmüyoruz ki? Dur bakalım, bir çaresi bulunur. Hadi düşünme artık, bizi de üzüyorsun ama. Ben okula gidiyorum. Galiba bundan böyle daha yoğun olacağım. Aklım sende kalmasın, tamam mı? Peki kızım, sen işinden kalma. Hadi kolay gelsin. Sağ ol. İlk gittiğinde Turan seni nasıl karşıladı? Çok iyi karşıladı hocam. Hatta sizin adınızı duyunca heyecanlandı barışacağız diye. Ne anlattı? Çok rahattı. Size yardımcı olacağını duyunca keyiflendi bile. Peki o günden sonra hiç gördün mü? Hayır hocam. Birlikte gittik ya. Ondan sonra hiç görmedim. Bir kahve daha söyleyeyim mi hocam? Hayır. Teşekkür ederim. Ben çıkıyorum. Kendini bana bırak. Seni göz kamaştıran bir yıldız yapacağım. Yüzün bana Derya'yı hatırlatıyor. Evet evet. Biraz mahcup. Salih Bey, Derya da kim? Şşt. Müzik girdiğinde hepiniz birlikte kameraya yaklaşıp... Ben tek başıma olacağımı sanıyordum. Güzelim, sendeki bu yüz var ya... Kalabalığın arasında bile fark edilir. Ben sanmıştım ki... Şimdi bak, geleceği parlak yıldız. Bu senaryoyu bir oku. İstersen biraz çalış. Yeniden konuşuruz. Ne dersin? Biz artık kalkabilir miyiz Salih Bey? Tabii. İyi günler. İyi günler. İyi günler. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Nasıl bağladım işi? Hepsi böyledir işte. Bir filmle kendilerine bir şey sanır bunlar. Abi senden korkulur. İşi bileceksin oğlum. Neyse hadi bakalım. Sıradakini görelim. Evet, kadro açımız da yok. Bu yıl hızlı başlarız. Personel sayısı da yeterli. Ben İl Milli Eğitim Müdürü ile konuştum. Bu yıl yapılacak tüm değişiklikler özel okullar dahil müdürlüğümüze bildirilecekmiş. Başka bir şey söylemek isteyen var mı? Ha, yalnız laboratuvar malzemeleri eksikti. Ben bir liste yaptım. Nihat? Ne? Biliyorsun, sana göstermiştim. Duyamadım abla. Bugün Nihat'ın aklı burada değil. Evet, bazı sorunlar var da. Anlıyorum. Nihat, istersen sen çık. Kararı biz sana sonra imzalatırız. Peki, teşekkür ederim. Ne olur kusuruma bakmayın. Görüşürüz. Buyurun Münir Bey, listeyi bir de siz inceleyin. Kızım, biz iyiyiz. Babam mı? İyi iyi. Maalesef Anıl'dan bir haber yok daha. Okula gittiler, toplantı varmış. Siz nasılsınız? Arif mi? Sorma anne. Kadın bırakıp gidince Arif de alıp eve getirmiş. Bütün gece perişan olduk tabii. Ne bileyim, sabah bıraktım onları. Tabii anne, şimdiye kadar çoktan götürmüştür karakola. Tamam anneciğim. Merak etme. Görüşürüz, selam söyle. Daha evvel tek başıma oynamıştım burada. Şimdi 4-5 kişi var. Keşke kabul etmeseydim. Timur Bey, duymadın mı? Seni mutlaka öne çıkaracakmış. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Atilla. Ben yokken herhangi bir şey oldu mu? Hayır Murat Bey. Yalnızca bir hanım geldi. Pek alıcı gibi görünmüyordu. Sadece fiyat sorup gitti. Ne içersin sevgilim? Sana bir şeyler söyleyeyim. Bak Siyah. Düşündüm taşındım, bu iş böyle olmayacak. İşlemler uzayabilir. Başka bir formül bulalım. Peki ne yapmamı istiyorsun? Bir an evvel torunuma kavuşmak istiyorum. İstersen İsveç'e gideyim. Yani gidersen hemen alabilir misin? En azından denerim. Nihat da gelsin mi? Yok, vekaletnamesi bende zaten. Of, başımızdaki dertler eksilmiyor.
Hadi hazırlan da dışarı çıkalım. Ne oldu? Başka şeyler de mi var? Ya çıkalım, biraz netleşiriz. Anlaşıldı. Senin hava almaya ihtiyacın var. Oğlum götürsene artık. Bak saat kaç oldu? İşe de gitmedi. Anne şunun tatlılığına baksana. İnsan ayrılamıyor ki. Ne güzel bak. Hadi hadi yeter artık. Oyalanma canım. Annesine de yazık. Olur anne, götüreyim. Oya'nın hiç çocuğu olmayacak değil mi? Bilmiyorum anne. Yeni bir doktor bulacağız. Bebeği bu yüzden sahipleniverdin değil mi? Tutuyor. Ver. Alo? Oya sen misin? Hayır daha götürmedim. Bir türlü ayrılamadım. Neler yapıyor bir görsen. Öyle tatlı ki. Bugün işe çıkmaya niyetin yok galiba. Olur mu Arif? Bir an önce götür çocuğu. Tamam fazla gecikme ama. Peki akşam görüşürüz, hoşça kal. Ne oldu, bir şey mi var? Oya Hanım ben işten ayrılmak istiyorum. Benimle beraber 3 arkadaş daha ayrılacak. Niye? Zaten doğru düz iş kalmadı. Ücretlerimizi de zamanında alamıyoruz. Tamam. Nasıl isterseniz öyle olsun. Tarih kitabı, Türkçe kitabı ve matematik kitabı. Amcacığım çabuk ol lütfen. Çok az zamanımız var. Aldığımız kararları hızla hayata geçirmemiz lazım. Tabii tabii. Hemen temasa geçeceğim. Siz hiç merak etmeyin. Ah Aysu. Merhaba. Merhaba. İzninizle ben artık işlerime döneyim. Görüşmek üzere. Bu yeğenim Nil. Merhaba canım, nasılsın? Teşekkür ederim. Sizin okulda olacağınızı tahmin etmiyordum. Yoksa yanınıza uğrardım. Yönetim kurulu toplantısı vardı. Nihat nerede? O daha önce çıktı. Sıkıntılı biraz. Durumunu biliyorsun. Yönetim kurulu toplantılarının ne kadar sıkıcı ve yorucu geçtiğini bilirim. Bu seni de yormuştur. Bir öğle yemeğine ne dersin? Amcacığım beni eve bırakmayacak mısın? Tabii canım. Aysu Hanım'ı yemek konusunda ikna eder etmez. İnan çok meşgulüm. Canım kısa bir mola. Lütfen beni kırma. Merak etme canım. Giderken seni bırakacağım. Lütfen benim için programınızı bozmayın. Bizim bir programımız yok ki. Sadece Nil'i eve bırakmam gerek o kadar. Hem zaten yolumuzun üstünde. Peki tamam geliyorum. Turan benim çok eski arkadaşımdı. Birlikte iş yapıyorduk. Sonraları bana bir yanlış yaptı. Ne gibi? Neyse geldi geçti. Sanırım o da bin pişman oldu. Zaten kirli işlerin içine girince ipleri iyiden iyiye kopardım. Keşke bunlardan biri daha önce haberdar etseydi. Sen benim yalnızca avukatım değil, en iyi dostumsun Ziya. Bunu hep söylemişimdir. Sana güvenmemem söz konusu olamaz. Ne yaparsın ki olaylar öyle icap ettirdi. Peki, şimdi her şey yolunda değil mi? Bilmiyorum Ziya. Bilemiyorum. Düne kadar bu badireyi de atlattık diye düşünüyordum. Ama bugün pek emin değilim. Canım sen de her şeyi fazla kafaya takarsın bilirim. Biraz rahat ol. Al çocukları, git adaya. Şöyle bir kafanı dinle. Var olmaz, gidemem. Gel öyleyse. Sana güzel bir yorgunluk kahvesi ısmarladım. Sağ ol Ziya, sağ ol. Vaktim yok, başka zaman. Alacağım olsun. Peki Mustafa, peki. Ayağıma fazla dolanmaya başladılar. Canlarını okuyacağım. Haklısın abi. Benim yapabileceğim bir şey varsa söyleyin hani. Ne yapabilirsin? Senin etin ne, budun ne? Yalnız seninle bir ara öbür işi bitirmemiz lazım. Emrin olur abi. Ne zaman istersen. Vahdet Bey'in gümrükten çektiği son parti malları indirip paketleyin. Sıtkı Bey'in haberi var mı? Siz karışmayın. Ne diyorsam onu yapın. Dün gelen kolyeyi açtınız mı?
Yok abi, henüz açmadık. O zaman onları da hazırlayın hemen. Hadi. Peki abi. Alo, Vahdet hocam, siz misiniz? Nihat'ın bir an önce toparlanması gerek. Asıl zor olan karar vermekti ve onu başardı. Boşaldı işte. Artık 4.50 hayata, işlerine sarılması gerek. Evet, ona asıl üzen oğlu. Anıl'ın kaçırılmasıyla yıkıldı sanki. Hangi çağdayız artık? Çocuk kaçırmak o kadar kolay olmasa gerek. Mutlaka bir çözüm yolu vardır. Ne kadar iyimsersin. Ben hayata hep iyimser bakmaktan yanayım. Belki de hayat sana iyi davrandığı için. Sana kötü mü davranıyor? Hayır. Yani bilmiyorum. Bazen çok şey ağır gelebiliyor insana. Zaten o ağırlığı olmasaydı dostluklar, arkadaşlıklar bu kadar önemli olmaz. Ne dersin? Belki. Ne garip, şu anda ailemden başka dostum olmadığını fark ettim. Evet evet, şimdiye kadar galiba hiç dostum olmadı. Çabuk olun, hadi sallanmayın, hadi çabuk. Ne oluyor Ali, nereye gidiyor bu mallar? Hocam, siz o Vahdet domuzuna parayı veririm, mallara vermem demediniz mi? Ben de malları sattım. Aferin sana Ali. Siz istersiniz de ben yerine getirmem mi hocam? Kime sattın? İşin o tarafını kafanıza takmayın. Sattım gitti. Parayı aldın mı? Bugün akşama getirecekler. Olmazsa yarın sabah kesin cebinizde hocam. Vahdet'e de ağzının payını vermiş olacağız. Güzel, çok güzel. Hadi hadi sallanmayın hadi. Ne var, niye beni takip ediyorsunuz? Mustafa amca, o şey var ya, hani mafya adam, mafya. Ne mafyası? Buraya hani sizi görmeye gelen. Ya ya. Ha, Turan mı? Evet ha? Evet. Ne oldu peki? Bugün yine geldi. Sizi sorup gitti. Peki. Hadi siz işinize bakın. Alo. Ben Mustafa. Ha Mustafa, sen misin? Bugün uğradım yoktun. Nedenini söylemem. Ha, ısrar etme, olmaz. Yüz yüze konuşmamız lazım. Gerçekten çok pişmanım. Bütün gece düşündüm ve yapamayacağımı anladım. Vicdanım el vermedi. Nasıl bir annesin sen kızım? Küçük bir bebek bırakılır mı hiç? İnşallah adam sütü temiz biridir. Çok çaresizdim komiser bey. Dedim ya, gerçekten çok pişman oldum. Şu an onu bulmaktan başka hiçbir şey düşünmüyorum. Peki nasıl bulacağız adamı? Taksinin plakasını almıştım. Hı, öyleyse şuraya yaz bakalım. Gel bakayım. Buyurun başkomiserim. Şu plakalı taksiyi ve şoförünü bulup getirin. Emredersiniz efendim. Başımıza iş aldım vallahi. Bak demedi deme. Eğer hemen teslim etmesen bu iş büyüyecek. Bela olacak. Hem işinden de oluyorsun oğlum. Anne. Şşş. Bak dalmak üzere. Kıyılır mı şimdi? Onu annesi düşünseydi. Bize mi kaldı? Fena mı oyalanıyoruz işte. Eve renk geldi. Ama söz. Uyanınca götüreceğim. Hanimiş babası. Hanimiş babası. Sen ne diyorsun Atilla, alalım mı? Fiyat uyguna benziyor abi. Tamam alıyorum ama parayı yarın veririm. Tamam abi, canın sağ olsun. İyi o zaman, bize şimdi müsaade. Yarın yine görüşürüz. İyi günler. İyi günler. Ne oldu, arabayı aldın mı? Hem de çok ucuza kapattım. Parasını yarın vereceğim. Madem elinden bu kadar araba gelip geçiyor, bunu da bize alalım bari. Sana daha güzelleri yakışır karıcığım. İyi, en kısa zamanda bunu ispatla o zaman. Hmm.
Arif Keskin bu durakta mı çalışıyor? Hayrola, niye sordunuz? Bir işimiz vardı. Nerede bulabiliriz? Bugün hiç gelmedi. Nerede olduğunu bilmiyoruz. Evini bilen var mı? Ben biliyorum. Hadi bize göster bakalım. Efendim, ah Deniz sen misin? İnanmıyorum. Gerçekten mi? Çok sevindim. Peki canım, görüşürüz. Deniz dönmüş. Dönmüş mü? Aman ha. Sakın yeniden aileye bulaştırma. Zaten başlarında yeterince dert var. İnşallah evdedir, ben de merak ettim. Abla, Arif abi evde mi? Evet, evet evde. Hayrola? Bugün niye işe gitmedi? Bilmem ki. Ben biliyorum. Yanında da bir bebek var, değil mi? Yeni ustabaşı gelene kadar işlerden sen sorumlusun. Peki Oya'nın. İş konusunda hata istemiyorum. Bir problem olursa hemen gelip bana anlatacaksın. Şey Oya'nın, ben yani biz arkadaşlar... Evet, ne vardı söyle. Bir süredir atölyede pek iş yok. Haftalıklarımızda gecikmeli aldık. Yani herkes bu durumdan çok huzursuz. Merak etmeyin, bu sorunu yakında çözeceğim. Evet, şimdilik bu kadar, gidebilirsin. Alo. Anne ne oldu? Niye ağlıyorsun? Sakinleş biraz, konuşamıyorsun bile. Ne? Arif'i karakola mı götürdüler? Hangi karakol biliyor musun? Tamam, ben hemen oraya gidiyorum. Eve çiçek almakla çok iyi ettin kızım. Nihat okulda mı kaldı? Niye seninle gelmedi? Bugün çok dalgındı. Toplantının yarısında dayanamayıp çıktı gitti. Ondan sonra da görmedim. Nasıl dalgın olmasın kızım? Kolay değil. Evladından ayrı düştü. Ah Damla... Canımızdan can koparıp gitti. Babamlar her şeyi halledecek anne. Anıl yakında yine bizimle olacak. Umarım kızım, umarım. Hayırdır? Bu saatte kim gelmiş olabilir? Bilmem ki, daha akşama çok var. Hoş geldin baba. Merhaba kızım. Merhaba hanım. Hoş geldin. Yorulmuşum. Hayrola Mustafa? Eve erken geldin. Bir şey mi oldu? Yok, bir şey olmadı. Bugün erken geleyim istedim. Ziya Bey'le konuştun mu baba? Ne diyor? Konuştum kızım. Karar verdik. Ziya İsveç'e gidip Anıl'ı alacak. Alabilecek mi? Bilmiyorum hanım. Hele bir gitsin göreceğiz. En iyisi bu galiba. Öbür türlü işler uzayacaktı. Hepimiz perişan olduk. Bir an önce her şey düzelse bari. Düzelir hanım, düzelir. Hani nerede sattığın malların parası ha? Nerede? Bu akşam Vahdet gelip kapıya dayanacak. Malları satın alan adam güvenilir biri hocam. Merak etmeyin, parayı getirecektir. İyi de ne zaman getirecek? Malları vermem, parasını veririm diye kafa tuttum Vahdet'e. Akşam geldiğinde ne diyeceğim? Aman hocam, siz onu dert etmeyin. Vahdet hocam geldiğinde onunla konuşur, tereyağından kıl çeker gibi hallederim işi. Demesi kolay. Parayı benden isteyecek. Gönlünüzü rahat tutun hocam. Ben halledeceğim. Size bir kahve söyleyeyim. Sinirleriniz yatırsın.
Arif Bey, gidebilirsiniz. İfadenizi aldık. Teşekkürler başkomiserim. Hoşça kal canım. Ağlama. Ağlama bir tane. Bir daha böyle bir durumla karşılaşırsanız hemen karakola başvurun. Baş üstüne başkomiserim. Bak kızım, ya doğurmayacaksın ya da çocuğuna gerektiği gibi sahip çıkacaksın. Haklısınız başkomiserim. Neyse ki senin aklın başına çabuk geldi. Bunca yıldır neler gördüm. Bazıları doğurup cami avlusuna, sokaklara atıveriyorlar. Artık kimse, hiçbir şey beni çocuğumdan ayıramaz. Bu çocuklar bizim geleceğimiz, yarınlarımız. Şanslıymışsın ki bebeğim ve sen dürüst birilerine rastlamışsınız. Şimdi girebilirsin. Geçmiş olsun. Ucuz atlattın Arif. Öyle oldu. Ah Arif, az daha başımıza iş alıyorduk. Öyle olacağını nereden bilebilirdim ki? Neyse, gelin sizi eve bırakayım. Sağ ol Tayf. Yarın durakta görüşürüz. Siz bilirsiniz. Hoşça kalın. Sana kaç kere karakola gitmelisin demiştim. Ama sen ne yaptın? Bebekle oynamaya daldın. Olacağı buydu işte. Boşuna büyütüyorsun Oya. Bir şey olduğu yok. Yok mu? Evden polis tarafından alınıp karakola getirilmek hoşuna gidiyor anlaşılan. Senin gelmene gerek yoktu. İşlerinle ilgilenebilirdin. O konuyu hiç açma. İşlerim gittikçe kötüye gidiyor zaten. Engin Bey'le de aram bozuldu. Benim yüzümden mi? Evet Arif. Durmadan başıma iş açıyorsun. Ne zaman anlayacaksın? O adamın zaten sana yeni bir iş vermeye niyeti yoktu. Sen her şeyi berbat etmeseydin olabilirdi. Daha fazla tartışmayalım. İkimizin de sinirleri bozuk. Anlaşılan artık meyve suyundan başka bir şey içmiyorsun. Bebeğimin sağlığı için kendime iyi bakmalıyım. Haklısın. Sıtkı nasıl? Fena değil. Öyle mi? Beni soruyor mu hala? Hayır, artık sormuyor. Neyse. Demek çocuğu aldırdığıma iyice inandı. Böylesi daha iyi. Tatsız konuları bir tarafa bırakalım artık. Görüşmeyeli neler yaptın? Biraz onlardan bahset. Döndüm deyince o kadar şaşırdım ki. Biliyorsun sinirlerim çok yıpranmıştı. Bu sürede kendimi toparladım. Yeni insanlarla tanıştım. Hoş bir tatil oldu benim için. Tatilden çok oraya yerleşmeye gittiğini sanıyordum. Yurt dışında yapamayacağımı anladım. İyi ki bu evi buldun bana. Şimdi ne yapmayı düşünüyorsun? Bir süre dinlenip keyfime bakacağım. Doğumdan sonra ise elimde kalan parayla bir iş kurup bebeğimin geleceğini sağlama almalıyım. Daha o günlere çok var. Ben de yardımcı olurum. Şimdilik yeni çevreler edinip gezeceğim. Desene yeni bir hayat seni bekliyor. Evet, yeni bir hayata başlamanın tam sırası. Cevap vermiyor, hiçbir yerde yok Nihat. Nereye gider bu oğlan? Gidebileceği her yeri aradım. Merak edeceğimizi bilmesi lazımdı. Arayıp nerede olduğunu haber vermeliydi. Şimdi gelir baba. Sabahki toplantıda çok dalgındı, canı sıkkındı diyordun Aysu. Başına bir iş gelmiş olmasın? Hele dur hanım. Hemen telaşa verme ortalığı. Ben biraz sonra yine ararım evi. Gidip bakayım isterseniz. Belki de uyuyakalmıştır. Biraz daha bekleyelim de olmasa beraber gider bakarız. Hayrola Nihat. Arayınca apar topar geldim. Biraz dertleşmek istedim. Otursana. Yok kardeşim, nereden buldun bu savaş yeri? Hadi kalk da güzel bir bara gidelim. Yok, başka bir yere gitmek istedim. Canım çok sıkkın. Anlat bakalım. Elinizi çabuk tutun. Hepsini bir an önce toparlayıp kamyonlara yüklemeliyiz. Abi, iyice köşeye sıkıştı. Polis ensemizde. Hemen bir yolunu bulup arazi olmalıyız. Öyleyse piyasaya verdiğimiz borçları da toparlayıp hemen şehir dışına çıkalım. Sen Minsa'daki parayı tahsil et. Sen de Abdullah ve Kemal'e git. Faizleri de almayı unutmayın. Yarın sabah erkenden çünkü boğazlarına. Ben Sıtkı'daki parayı da tahsil edeyim mi abi? Hayır. Sıtkı'yı ben halledeceğim. Daha fazla içmesen iyi olacak Nihat. Kalk bize gidelim.
Olmaz, biraz daha içmek istiyorum, rahat bırak diye. O kadar istiyorsan evde sana bir şeyler hazırlarım. Ama artık buradan gitmeliyiz. Nereye gideceğiz? Nereye gideceğiz? Benim evime. Hadi kalk artık. Ya, ben kendi evime gideceğim. Seni yalnız bırakamam. Bana gelmeyeceksen babanlara veya kardeşlerinden birine bırakayım. O zaman şu hesabı ödeyeyim. Yok bırak bırak, ben hallettim. Hadi hadi kalk. Tek lafım bile yok. Niye kabul ettim bilmiyorum ki. Bu bir başlangıç sevgilim. Hemen canını sıkma. Ay ne başlangıcı? İlk reklamda zaten başrol oynamıştım. Bundan sonrakinde yine oynarsın. Sabırlı ol. Bu filmde devamlı dans var. Benden başka bir sürü kız olacak. Olsun. Sen o kızların hepsinden iyi dans edersin. Bunu biliyorum. Bırak da biraz daha çalışayım. Şimdi. Ne biçim adam bu? Hepimizi meraktan öldürdü. Aklı fikri Anıl'daydı. Üzüntüden kendine bir şey yapmış olmasın. O nasıl söz hanım? Böyle şeyler düşünme. Evine gidip bir baksak mı baba? Bu Nihat olmalı. Şükürler olsun. Ben açarım. Nihat. Girebilir miyiz? Tabii. Nihat, oğlum, ne oldu sana böyle? Oğlunuzun kusuruna bakmayın. Anıl konusunda çok dertliydi. İçkiyi biraz fazla kaçırdı, o kadar. Ben oğlumu istiyorum. Gel Nihat, en iyisi seni yatırayım. Ben oğlumu istiyorum, gidip onu alacağım. Tamam Nihat, sonra konuşuruz. Siz kimsiniz? Arkadaşıyım efendim. Oturmaz mısınız Selçuk Bey? Sen de mi tanıyorsun beyefendiyi? Okulda yeğenim okuyor da oradan tanışıyoruz efendim. Kusura bakmayın. Neden? Ne Nihat ne Aysu sizden hiç bahsetmediler de. Buyurun. Sağ olun. Tanışalı çok fazla olmadı ama kısa sürede iyi anlaştık. Demek bu gece Nihat'la beraberdiniz. Haberimiz olmadığı için çok merak ettik. Aslında tam da öyle sayılmaz. Bana telefon açıp dertleşmek istediğinde... Bir yerde oturup içmeye başlamıştı bile. Ne sorumsuzluk. Nihat'a kızmayın lütfen. Oğlundan ayrı kalması onu çok üzüyor. Nihat'la ilgilendiğiniz için teşekkür ederim Selçuk Bey. Rica ederim efendim. Nihat benim arkadaşım. Konuğumuzla bana bir kahve yap da içelim Aysu. Peki baba. Hayrola sabah sabah. Dün akşam gelmeyince malları almaktan vazgeçtin sandım. Sana boş verdiğim parayı faiziyle geri istiyorum. Bir gün malları istiyorsun, ertesi gün parayı istiyorsun. Nedir bu senden çektiğim? Bana bak Sıtkı, oyun oynamıyoruz. 2 saat içinde o parayı istiyorum. Adres kartta yazılı. 2 saat içinde nereden bulurum o kadar parayı? Orası beni ilgilendirmez. Olmaz bu iş, veremem. Böyle anlaşmamıştık zaten. Ne demek veremem ulan? Vereceksin işte, vereceksin. Vermeyeceğim. Şimdi gör. Şakam yok Sıtkı. Canını yakarım. 2 saat sonra parayla beraber o adreste ol. Gelin hocam. Başımız iyice dertte. Otur. Bu işleri hep sen açtın başıma. Ne oldu sattığın malların parası? Ha? Söyle. Ne oldu? Ben o malları satmadım hocam. Ne? Satmadın mı? Nereye gitti onca mal peki? Aldığımız yere geri gönderdim. Nasıl vahdede geri verirsin o malları? Bakın hocam, durum sandığınızdan karışık. Bırakın da açıklayayım. Konuş. Çok konuş yoksa elimde kalacaksın. O malların bir kısmı kaçaktı. Polis durumu fark etmiş ve vahdetin peşine düşmüş. Eğer mallar burada bulunsaydı başımız büyük belaya girecekti. Kaçak mallar ha? Sen bunu biliyordun da göz mü yumdun yani? Hayır hocam. Sonradan fark ettim. Anlaşılan Vahdet iyice köşeye sıkışmış, kaçacak. O parayı vermezsek bizi de yakar. O kadar parayı nereden buluruz ki? Hem de 2 saat içinde. Mutlaka bulmalıyız hocam. Çare yok. Her şeyi babama anlatıp ondan para istemek zorundayım. İyi düşünün hocam. Şu kartı bana versen.
Baba benim Sıtkı. Acele yardımına ihtiyacım var. Hemen buraya gelebilir misin? Ancak yüz yüze konuşabiliriz. Telefonda anlatamam. Peki, bekliyorum. Vahdet hanginiz? Benim. Sen de kimsin? Sıtkı'nın babasıyım. Oğlumu tehdit ediyormuşsun. Benim seninle işim yok. Sıtkı'nın bana borcu var, ödeyecek. Oğlum demek ben demek. Senin gibilere pabuç bırakmayız biz. Ağır ol bakalım. İş yerine gidip silah çekmişsin. Yürekliysen beni vur. Beni vur. Polis teslim olun. Kimse kıpırdamasın. Bırak silah. Bırak silah. Bırak silah.